Eşi sıra denk geldi. Emperyalizmle mücadelenin yakınlaştırdığı iki ülke Türkiye ve Rusya kurtuluş savaşı sürecinde gelişen Türk-Sovyet dostluğu bugüne kadar geldi. Zafere giden yolda Türkiye ile Rusya'nın işbirliğini anlatan tarihçi Doktor Mehmet Perinçek iki ülke işbirliğinin önemini anlattı. Dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti 30 Ağustos. Türkiye'nin emperyalist devletler karşısında kazandığı zafer bölge halklarının da kaderini etkiledi. Zaferle birlikte hafızalara kazınan Türk-Sovyet dostluğu bugün de önemini koruyor. Emperyalizmle mücadelede Türkiye'nin yanında olan en büyük devlet Sovyet Rusya oldu. Sovyet Rusya'nın Türkiye ile birlikte hareket etmesinin sebeplerini tarihçi doktor Mehmet Perinçek Sputnik'e anlattı. 30 Ağustos Rusya için de önemli. Türkiye'nin güvenliği, bağımsızlığı ve zaferi o koşullarda Rusya'nın da zaferi. Bu zafer Sovyet Rusya'nın güvenliği demekti. Hatta Ekim devriminin yaşanmasının garantisini anlamına geliyordu. Çünkü Türkiye'nin İngiliz ya da İtilaf devletlerinin işgalinde olması, özellikle İstanbul ve Boğazlar'ın İtilaf devletlerinin elinde bulunması, Sovyet Rusya'ya bir saldırı planlama ihtimalini doğuracaktı. Bu açıdan 30 Ağustos'ta Türkiye'nin kazandığı zafer ile hem Boğazlar güvenliği sağlandı hem de Büyük Ermenistan ve Kürdistan projelerinin rafa kaldırılması sağlandı. Mehmet Perinçek, Türk Kurtuluş Savaşı'na Sovyet Rusya'nın askeri ve siyasi büyük katkıları olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında ciddi cephane ve mühimmat ihtiyacı vardı ve ciddi miktarda Sovyet Rusya'dan silah ve mühimmat yardımı aldı. Bu yardımların deniz yolu üzerinden getirilmesine karar verildi. Karayolu hem uzun hem de tehlikeliydi. Türkiye'nin kahraman denizcileri en küçük takalardan tutun en büyük gemilere kadar birçok araç ile Türk denizcileri Sovyet silah ve mühimmatlarını zor şartlarda Karadeniz kıyılarına taşıdı ve Anadolu'ya gönderildi. Sputnik'e yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Rusya işbirliğinin öneminin altını çizen Perinçek 30 Ağustos'u iki ülkenin ortak zaferi olarak nitelendirdi. 30 Ağustos Türkiye ile Rusya'nın ortak zaferi. İki ülkede dayanışarak birbirlerini destekleyerek ayakta kaldı. Ekim devrimi de Kurtuluş Savaşı ve ardından kurulan Cumhuriyet ortak hareket etme bilinciyle ayakta kaldılar ve emperyalizme karşı zafer kazandılar. İki ülke savaştığı zaman bu batılı emperyalist ülkelerin işine yarıyor. Ama iki ülke işbirliği yaptığı zaman iki ülkenin de kazanç sağladığını ve bölge ülkelerinin de refah ulaştığı o süreçte gördük diye belirtti. Öte yandan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajda 30 Ağustos zaferini kutladılar. Sovyet Rusya'nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin 101. yıl dönümünü kutlarız. Vatan Partisi Genel Başkanı